Ay beni dertler beni vurdu yaldırdı beni vurdu yaldırdı beni vurdu yaldırdı beni olmadı bu canlı bu ömrümce bir seveni ömrümce bir seveni ömrümce bir seveni. Gömdü bizi çamura ya. Oğlum küçük kuş bura bıçakları buralar ya. Biz bunların içinde yetiştik. Seviyoruz bunları. Çileli meslektir. Çamur, çepel. Her türlü zorluğu çekersin. Adam yok. Çoban alamayasın. Millet hep sosyete işi arayı. İş yok derler. Sosyetik işi arayla. Bak ben burada tek başınayım bu dağın doruğunda. Sabahtan 6'da 7'de kalkıp gidiyorum, otarıp geliyorum. Oğlağa katayırım. Ne bileyim şimdi ayıracağız orada, yem vereceğiz. Bir daha gideceğiz, geleceğiz, tekrar oğlağa katacağız. Belli başlı zorlukları var ama yaz başı buradan yukarı döndüm bir yaylaya. Al sana güzellik. Tadına doyum olmaz. Mart'tan başlar, Nisan, Mayıs'a kadar en çileli aylarıdır. Bir taraftan doğurur, havalar bozuk gider, kar yağar. Bunun çilelerine alışmışık, çileleriyle sevmişik bunu. Oo, ne yaptın o hala? İşte bak, böyle de sıkıntılar var. Haburasına bir domuz başı oluştu, sonradan yara oldu, düzelmeyin. Haburası sürekli kanayı, ilaçladı bunu ama... Ne bileyim, bu işin böyle cilveleri de var. Her işten bileceksin. Yeri geldi ustalık, yatak yapacaksın bu var. Yeri geldi sağacaksın. Yeri geldi ebeluk, doğurtacaksın. Yavruyu emzireceksin. Kimisi almaz yavrusunu. Bunu her birini ayrı ayrı tanıyacaksın. Kurttan korkmayacaksın, ayıdan korkmayacaksın. Yeri geldi mücadele edeceksin. Tek olduğumuz için çok da yatağa da değişemiyoruz. Burada emziriyoruz onları yarım saat, bir saat neyse. Ondan sonra altları yatak gibi, döşek gibi serilidir. Giriyorlar içeri yavrular. Bunlar orada yatayırlar. Yiyeceklerini koyuyoruz onları, asayırız.
yem çayır neyse karıymış. Orada yiyorlar ahırda. Anneleri gidip otlayıp geldi mi tekrar emiyorlar. Bir yarım saat samurun derdini çekecekler. Yapacak bir şey yok. Biz 24 saat çekiyoruz. Onlar da bir yarım saat çekecek şimdi. La dur da şurası. Seni ha. Bak şimdi bu meme büyük. Ne emememiş oğlan. Bunun da anasının sütü az. Buradan tuttum mu emiyorsun rahat rahat. Yamsın zımbalasın. Dokuz gün dağlarda yattılar. 13 tane ama 9 taneyi bulduk. Öbürler 4 tanesi Allah'a emanet bakalım. Bizim rızkımız mıdır, kurdun rızkı mıdır onu bakacağız. Bir tanesi avu. Öbürler dışarıda herhalde kaldılar. Onlar kesildiler hep. Çaldılar bizi rehin arkadaş ya. Emmediniz mi? Emmediniz mi? Sen de yeterim dolabı yapsın. Sen bunu sanki asla. Demiş eskilerce bu malcılığı edecek olan adamın ya yedi kardeş olacak ya ağırmayan bir baş. Ne edeyim topallara iğne vuracağım. Şimdi ayağı topallamış samurdan. Bak ayağının arasına odun sıkışmış. Şimdi bu arpadır. Biraz tuz katayım o. Dökeceğim keçiye şimdi onu. Üstüne de dökeceğim misir. İşte su gelsin. Oğlakları emcesinler, baksınlar. Yebali üstümüzden kalksın. Normalde bu oğluklara öyle ayak mayak çakıp bunları yükseltmek gerekiyor. Ama adam yok. Tek başına ne edeyim? Ancak bu kadar edebilir. Tek başına iktidar. Şimdi bunda unutamadığın bir zorluk yaşasan bunu yapamazsın. Yaşadığın zorluğu unutacaksın ki gitsin bu iş yürüsün. Yani yaz başı güneş vurdu mu geride kalan bütün sileleri biz unuturuz. Unutmasak zaten daha dönmezdik aşağı, o kışa girmezdik daha. Ha, yabani vurur, yer. Zararına da alışmışık yapacak bir şey yok. Arada o da yiyecek. Allah onun rızkını da bunlardan yazmış yani. Taş yemiyor da. Bunun zorluklarını unutamayanlar fazla ilerleyemez. Zorluğu gören yarı yolda ya yarı yolda bırakır ya hepten biraz atar yaza bırakır gider. Bu ne Allah sana vermiş diyorsun hayvandır. Bunun derdini bileceksin. İnsan değil ki desin sana karnım ağrıyor, ayağım ağrıyor. Sen anlayacaksın. Vay gidi dumanlı belgesel. Vay!
Allah! Olsa. Yahu şimdi çok seviyorsun, bunları nasıl kesip yiyorsun? Yani bunu Allah bu şekilde yaratmış. Bunu kesmesek, yemesek veya millete vermesek ne olacak? Geberecek, köpek yiyecek onu. Kurt, kuş yiyecek onu. Ben seviyorum, kesip yiyorum, siz de et yemeyin o zaman. Olur mu yemedi? Olmaz. Yapacak bir şey yok yani. Bunun ilmi böyle. Ne kadar seversen sev. Hayatın kanunu budur yani. Yani insan seviyor diye yani bazı şeyleri yapmaz diye bir şey yok. Yapacaksın. Ne yapacaksın? Yeri geldi seviyorsun, satayısın. Gidin ya, aynı insan. Şimdi bunu böyle elit insanlara sorsan, o yanda bu yanda, çarşıda, pazarda, millete yani çoban, çoban dedim mi adamlar böyle bir duruyor yani. Çoban, bırak, boş ver şunu der gibi. Herkes öyle, öyle tanıtmıştır bunu, çobanı millete. Halbuki bu çobanlığı yani en kral, en kral dairede en iyi işi yapan adama üç tane geçiversen orada bir saat bekleyemez onlar. Onları kaybeder. Ay ay! Şu. Ya Karadeniz geçi için kışın birebir. Geçi mali masrafsız bir maldır. Biraz eziyeti fazladır. Yani onun peşine yatacaksın öyle. Karının, çoluğunun, çocuğunun yanında fazla zaman geçiremezsin. Bunda kışın 10 günde, 20 günde bir yatak değiştireceksin. Buna gideceksin. Doğurma tarihinde gider bir yere yerleşirsin. 1-2 ay oradan hiç sallanmasın. Orada doğurur. Tabii bunlar tek olan işler değil. Bakma biz kalmışız tek. Hiçbir şeyden anlamayan bir Afgan da değilsin. Adam iş değil senden 10 milyar, 11 milyar. Orada 3 tane geçiyi sür desen ha, ayak sürebilirsin. Normal yerli insan çobanlığı beğenmiyor. Adamlar parayı da beğenmiyorlar. Adam diyor ben uğraşamam. Giderim orada asgari ücretle çalışırım. Yer yatarım aşağı. Buranın aslında bu yörenin köpeği, bu dağ çoban köpeği derler bunlara. Bulardır. Kangal mangal buralara sonradan türemiş bir cinstir kangal. Böyle maldan ayrılmazlar, cesaretlidirler, korkmazlar. Ha geçinin peşine biraz sıkıntıdır bu çok tüylü köpek. Böyle tikende mikende o bir köpek gibi çakalın makalın peşine gidemez. Yani normalde bunları seviyoruz, sevmiyoruz o kangal köpeklerini. Bunların da zaten cinsi neredeyse gitti yani. Kökleri kalkmak üzere buralarda. Yani millet hepten kangalın reklamı kuvvetli, reklamı yaptılar. Herkes yapıştı kangala, yok ayıyı boğdu, kurdu boğdu. Bunlar da boğayan, onlar gibi hızlı beçi koşamaz bunlar.
Bunlar bir şey daha atiktirler bunlar da. Normalde koyuna daha yatkındır yani. Koyun böyle meşeye, tikene girmediği için bu köpek koyuna daha uygun olur yani. Ay, 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 ay. Şimdi tek başınayım ben, yeri geldi kaybolayım, ayboluyum ama rızkı veren Allah'tır. Rızkımız varsa o gelir bizi bulur. Biz onu helal kazanmışık Allah'a şükür. Bunun malın peşine giden adama güya karı vermiyorlar. Ne yapayım adam? Gitsin ha orada asgari ücretle çalışsın, kirada dursun. O adam ağa, burada adam kendi işini yapar. Onda olur 300-400 mal. Kendi parasını kazanır, kimsenin buyunduruğu altına girmez, emri altına girmez. O daha kötü, o asgari ücretle çalışan ondan iyi. O verirler kız, bunun peşine gidene vermezler. Yani bu işin yüzünden bazı arkadaşlar malcılığı pırakmanın peşine gidiyorlar yani. Yapacak bir şey yok diye adamlar. Yani gelmiyor kız, malı satarsan gelirim diye, şehire gidersen gelirim. Ne var şehirlerde bilmem. Şimdi beni çarşıya indirsin, duramam, üç gün dursam orada patlayacağım abi, bir şey olur. Oranın havası bile beni boğar. Yazın yaylaya gitmedikten sonra aklım kalır oralarda yani, aşağıda iş de yapamam. Biz okula bile doğru dürüst gittiğimiz yok. 2 ay sonra başlardık okula. 2 ay önce çıkardık okuldan. Yaylaya giderdik. Millet hep okuldayken biz yaylada. Yani biz bu hayatı da özgür yaşamışık yani. Kendi kafamıza göre. Ha belki arkadaşlarımız gibi öyle takım elbise, ayakkabı çarşıda, pazarda gezememişik ama Allah'a şükür hayatımızdan memnunuk yani. Belki de bizden zengin olanlara sorsan derler ki onlar daha zengin. Yani oradan yani bu görünen bir servettir. Milletinki peki görünmez, bu görünür. Millet parasını bankada saklar. Diyelim ha orada evi olur, dairesi olur. Biz hepsini satsak ya bir daire alırsa. Ama o daireyi görmez kimse. O evi görmez kimse. Zanneder ki o dünyalar bizim. Yani acayip de göze gelen bir mal. Ha öyle geliyor bir kötü gözlü bir adam. Adam gidiyor arkadan taş vurdu bilmem ne oldu. Oğlak geberdi, geçi üstüne yattı, göz alıp başını gidiyor. Maşallah demeye adam korkar lan, maşallah de ne olacak yani, kira mı içtiysin bu ay ya? Bunu demiş eskiler, bunun olduğu yerde horoz etmeyecek. Bu ıssız yerde olacak, meşede, kıyıda, bucakta. Acısı zehir aldı şimdi. Neden aldı bilmiyorum. Ya tazedendir ya çifin yedi. Yağmurdan. Tamam akşam gidelim yoğurt vereceğiz. Ha. Şeker, yoğurt. Tedavisini yapacağız Allah'ın izniyle iyileşecek. Geldi kaleden bir taş da kalktı da vurdu bana. Geldi kaleden bir taş da kalktı da vurdu bana. Felek ne yaptım sana da sen de eyledin bana. Sen de eyledin bana. 3 gün yemek yemedim, yemek kaldı tavada, yemek kaldı tavada. 3 gün daha yemesem, gene aklım havada, gene aklım havada. Kalk duman sar dağları. Ben de sarayım yarı. Kalk duman sar dağları da ben de sarayım yarı.
Çıkar atalım çıkar, yüreğimden efkarı, yüreğimden efkarı. Abi biz helal kazanıyoruz, Allah'a şükürler olsun. Her amile işimiz yok. Malımıza, ekmeğimize zerre miktarı kadar haram karışmışsa Allah onu bizden içik at çıkarsın. Bizim haram ile işimiz yok. Fakat 4 tane mal 11 gündür kayıp. Aa şimdi geldiler. Allah'a şükürler olsun verene. Alan da odur, veren de. Biz elimizden geleni yapalım yeter. Yoğurt ile şeker döktüm ağzına. Kussun zehri atsın diye. Yani tuz da olabilir, suyu da olabilir. Ama yoğurt daha etkileyici olduğu için, elimizde bulunduğu için. Döktük ağzına. Şimdi Allah'ın izniyle kurtaracak şimdi. Ne kötülük gördüm benden de, özür diliyorum senden. Zan çekti bazına, buldum eminim. Kassınlar mezarını, yanına geldim. Senin gibi kimse beni sarmayan ne? Bakar aslan onun şimdi ne oldu? (Gülüyor)